Ne oldu, geçtin mi? Bravo! Tebrikler. Ondan sonra dedik ki herkes kendi bulaşığını yıkasın. Anahtarı unuttum evden çıkarken. Bende sürprizim var. Ne? Ne? Geliyor. Hadi bakalım, çok heyecanlandım. Hadi kapattım. Olur zıvır. Yemek mi yaptırdın? Güya bir de gruplara ayrıldık. Dedik ki iki grup olacağız temizlik için. Bizim grup yaptı temizliği, ikinci grup hala yapmadı. Günaydın efendim. Saatimiz 7'yi gösterirken bugün 3 tane temel görevimiz var. 1. Yağmur yağmadan hızlıca çıkıp bir yürüyüş yaparsam çok iyi olacak. Ondan sonra bugün doktora danışmanı olduğum öğrencimizin yeterlik sınavı var. O da işte saat 10'dan 16'ya kadar falan sürecek. Yani yeterlik sınavı bildiğiniz gibi uzun sürüyor. 16'dan sonra da 3. ve en önemli görevimiz olan ne var? Lab'a gidip diğer hocalarımıza mobbing yapmak, onları aşağılamak, hayata dair umutlarını sona erdirmek. Bu üç görevi tamamladıktan sonra arada da ıvır zıvır işler vardır. Günümüz bitecek. Haydi bakalım, başlayalım. Evet, güne müthiş bir başlangıç yaptık. Bir, büyük ihtimalle yağmura yakalandım. Ve şimdi montu giydiğim için kapşonsuz yürüyebilir miyim? Çok emin değilim. Deneyeceğim ama gene de. İki, daha da fenası. Anahtarı unuttum evden çıkarken. Of, vallahi şu zamanlarda unutkanlık başladı. Ya son 2 aydır bir unutkanlık başladı. Nedendir bilmiyorum. Ve müthiş bir haber. Komşuda da anahtar yokmuş. Yani akşam eve çilingirle gireceğiz. Umarım yeterlilik çok uzun sürmez de çilingire mesai sonrasına kalmayız. Gündüz vakti almak daha iyi olabilir. Üstün zekamla sonradan fark ettiğim bir şey. Evin anahtarının içinde bütün odaların anahtarı da vardı. Labın anahtarı da vardı. Mesai de biliyorsunuz artık onda başlıyor. Ve tabii ki kimse yok. Benim girecek bir yerim de yok. Evet, şöyle bir şey daha mantıklı olacak. Bütün gün çünkü ben arabada beklemek durumunda da kalabilirim. Çünkü kat görevlimiz de var benim odanın anahtarı. Hani o da kaçta gelir belli olmuyor biliyorsunuz. Bu sırada esnek çalışma saatleri var. Her günde gelinmeyebiliyor. O yüzden şimdi hemen bir çilingir buldum. Ayıp da söyleyeyim, fiyatlar çok uygun ya. 40 lira her gün anahtarı evde olursam bir şey olmaz ya. 40 liraya hem geliyor, açıyor, sonra gidiyor. Süper fiyat. Şimdi dolayısıyla gideceğim. Hızlıca onu halledeceğim. Bir de bugün bizim dersler var, ondan bahsetmedim. 10.30'da bir dersim başlıyor. Şimdi saat 10 oldu. Dolayısıyla inşallah çingirim saat açarsa hemen dönüp derse başlayabilirim. Açamazsa dersin bir kısmını orada artık online giriş yapacağız. Yapacak bir şey yok. Bugün böyle bir gün olacak. Evet. Kapıyı açtırdık, anahtarı aldık. Saatler 10'u çeyrek geçiyor. 10.30'da ders başlayacak. Hem derse yetiştim, hem anahtarı aldım. Ne kadar güzel bir gün bugün. Şimdi okula gidelim bakalım. Dersi yaparız, ondan sonra bizim öğrencimizin yeterliği var. Onun yeterliğini yaparız. Ondan sonra günün keyifli saatleri. Labdakilere mobbing yapma saatleri. Satıyorum. Evet, şimdi öğrencimizin yeterliğini başlatacağım aşağıda. İnşallah hepsini yapacak diye umut ediyorum. Hazır mısın Mirvayız? Hazır mısın? 6 tane soru var. Geldi. Şok oldun mu Mirvayız? Başarılar diliyorum Mirvayız sana. Evet Mirvayız, geçtin, neler hissediyorsun? İyi hissediyorum hocam. Sizden ve diğer hocalarımdan. 2,5 saat yazdım. Ondan sonra da 2 saat seni şey aldı. Konuştuk. Ama bitti, geçti. Şey, tebrik ediyoruz seni Mirvayız. Hadi geçmiş olsun bakalım. Yakında doktor teziyle karşınızdayız bakalım. Evet, yeterlik bitti. Geçti. Çok sevindim ya. Bizim o öğrencimiz de gerçekten çalışkan. Yabancı uyruklu ama hakikaten iyi çalışmıştı. Hak ediyordu. Sağ olsun jürideki hocalarımız da takdir ettiler ve geçti. Şimdi saatimizi 5.30 yaptık. Laboratuvara gidiyorum. Şöyle bir ağız tadıyla mobbingimi yapayım artık istiyorum. Bilgi hocamız da geldi. Yani yönetmenimiz. İsmini sansürler belki, biz de anılmak istemediği için kendisi. Umut ediyoruz ki şimdi iki tane işimiz var orada. Bir, deney tasarımlarımız vardı. Onlara bakacağız. Bu TÜBİTAK falan projelerimiz var. Onların artık deneylerin en azından öğrencilerin bir kısmı gitmeden bu COVID önlemlerini alarak hızlı bir şekilde yapmak istiyoruz. Dolayısıyla onu bir halledeceğiz Canberk hocamla. Bir de videolarımız var. Bu hafta sonu falan koyacağım işte bu vloglar. Onların editini yapmış olması gerek hocamızın, yönetmenimizin, sayın yönetmenimizin. Ona bakacağız. Evet, lab'a geldik. Bakalım lab'da mobbing yapmaktan en çok zevk alacağım insan var mı? Evet hocam, edit bitti mi? Adamsın. Deney tasarımların bitti mi? Bitti hocam. Sizin kontrolü bekliyor. Süper. Ne video izliyorsun hocam? Analiz yapıyorum hocam bir yandan. Temizlemeden verdiğiniz için... Bana böyle... itiraz etme bana. Bugün mobbing yapacağım hepinize. Keyfim çok bozuk. Moralimin yerine gelmesi için sizi mobbinglemem gerekiyor. Niye? Mirvayız geçti. Aa, geçti mi Mirvayız? Geçti.
Evet, Canberk hocamızla deney tasarımı keyfisi. Keyfisi. Çok bir şeyler değil güzel de bitirin. Adam mı seviyor, ne yapıyor? Cigül sesi gibi. Evet, Kaan hocanın yanına geldim. Merhaba Kaan hocam. Geçen gün seninle çekim yapmıştık. Bak, Bilgi hocam çalışıyor gördüğünüz gibi. Siz hocam? Şey değil, kontrol değil hocam. Ya sen kontrol, ne işimize yarıyor Allah aşkına? Hocam yöneticiler böyle kontrol yaparak dünya kadar para alıyorlar. Gene hocamız gördüğünüz gibi civciv gibi giyinmiş. Neden acaba? Neden hocam? Neden acaba? Sabah giyecek bir şey mi olur? Ya hocam ya. Şimdi buradan çıkacağım, bilgisayarı alacağım. Çünkü bilgisayar hazırmış. Güzel mobbing de yaptım, keyfim de yerine geldi. Değil mi hocam? Sizin de keyfiniz yerinde mobbing sonrası. Güzel. Vlogumu bozdun hocam. Hocam mobbing yapıyorsunuz ya, çalıştığımı gösteriyorum. Ha onun için tamam. Yine havanı yaptın hocam. Hadi. Özel vakıf üniversitelerinden teklifleri hazır hocamız. Evet, sonunda evdeyim. Oyuncu koltuğum da var artık. Bunu da yeni aldım. Ve acayip mutlu olduğum bir şey. Proje kapsamında yeni bilgisayar da aldık. Yepyeni bir bilgisayarımız var artık. Şöyle bir dakika şöyle koyayım da açalım ya. Of. İşte bak günün güzelliği ya. Ya bunu nasıl açıyor bir dakika. Tersten açtım ama açtım. İşte. Müthiş. Evet efendim, günaydınlar. Saatlerimiz 6.30. Bugün olayımız şu. Hemen bir mailleri cevaplayacağız. Eski bilgisayarımızdan. Maalesef üzücü bir şekilde. Ve yeni dediğimiz o bilgisayarı götürüp vereceğiz. İnşallah sorun çıkartmazlar ve inşallah çok hızlı bir şekilde bize yenisini tedarik edebilirler. Çok ya gerçekten üzüldüm açıkçası. O kadar umutla gittik aldık. O da fanından abidik gubidik bir ses geliyor. Ondan sonra onun dışında bugün saat 10'da Porsuk kenarında bir hani şu soru cevap videolarımızdan bir tanesini çekeceğiz. Bir de şöyle bir yine şanssızlığımız oldu. Sevgili yönetmenimiz editti. Bugün koyacağımız videonun editini dün akşam bitirecekti laptop ama sıkıntı yaşamış. O yüzden bitiremedi. O yüzden onu alacağım, hızlıca laba bırakacağım. Orada editi tamamlayacağız. Çünkü bugün 11'de çıkarız diye düşünüyoruz açıkçası o videoyu. Dolayısıyla onu alacağım, laba gideceğim. O edit tamamlayacak. Oradan editi alırız. Sonra Porsche'a gidip çekimleri falan yaparız. Evet, yola çıktık efendim. Güneş gözlüklerimizi taktık. Güzel bir hava var. Önce yönetmenimizi alıyoruz. İşte emekçi sınıfının proletarya lideri geldi. Cumartesi de mesai yapıyor. Evet, Bilgi hocamız hemen gelir gelmez bilgisayarın başına oturdu. Ve ben kendisine şimdi çayını, kahvaltısını hazırlayacağım. Et yanına kadar getireceğim. Hatta koparıp küçük parçalarla ağzına ikame edeceğim. Hocam lütfen ben asarım. Kıymetli yönetmenim, buraya bırakıyorum çayınızı. Buyurunuz efendim, afiyetler olsun. Ha ben bu reklamı yapmasam yarın bugün çıkacağız sağda solda şey anlatacağım. Çok çalışıyorum. Kahvaltı ben, bulaşıkları da ben yıkıyorum. Laboratuvar bana bakıyor. Bir ara çok umutlandı bitecek diye. Ama maalesef copyrightlı müzikten dolayı her şey başa sardı. Bunun için ben üzgün değilim. Bilgi hocam üzgün. Gelirse de büyük ihtimalle almayacağım Bilgi hocam. Sonsuza kadar burada kalacaksın. Evet, cumartesi günü saat 9. Ve yine işimizin başındayız ama bu sefer farklı bir yerde. Günaydın hocam. Günaydın. Aa seni çektiğin iyi oldu. Evet, laf mı söyleyeceksiniz, laf mı sokacaksınız? Ya, sokmayacağım. Bugün çok şeyim. Bilgiye sokmak istiyorum. Yine copyright yedirten müzik bulmuş. Evet, hazır mıyız videolar için? Hazırız. Ne haber abi? Hocam, çok şıksınız bugün. Hocalarımız gidiyor. Gördüğünüz gibi. Porsuk'la çekimimizi yaptık. Sonra onlara kahve ısmarladım. En pahalısından. Şimdi bilgisayarı iade etmek için bilgisayarcıya gideceğim. Ondan sonra eve geçeceğim. Canberk Hoca ile birlikte bir kitap bölümü yazıyoruz. Aslında çoğunu Canberk Hoca yazıyor. Onun kontrolünü yapacağım bir. Onun dışında başka bir şeyimiz yok galiba. Haydi bakalım. Devam. Günaydınlar. Şimdi İBF, daha doğrusu enstitüde işlerim vardı. Onları hallettim. Bugün tam şey, eski düzendeki gibi şey yapabildim. 6.30'da kalktım. Mailleri cevapladım. Enstitüye geldim. Oradaki işleri hallettim. Saat şu anda 8. Şimdi laboratuvara gidiyoruz. Ama bugün bir aksiyonumuz daha var. O da nedir? Arabanın motor ışığı yandığı için hatırlarsınız belki geçen vloglarda. Bugün ustaya arabayı da vereceğiz. Arabayı götürecek. Ondan sonra önümüzdeki 2-3 günde tahminim arabasız kalacağım. Bir de geçenlerde bir kablo değişti. O da 1500 lira tuttu. Ne kablosu olduğunu bile anlamadım. Usta bir şeyler dedi ama elime de kabloyu verdi. Ondan sonra 1500 lirayı da aldı. İnşallah bu sefer yine çok masraflı bir şey çıkmaz. Böyle basit bir şey çıkar da çok masraf etmeyiz.
Ve labımıza geldik. Gördüğünüz gibi kimse yok. Bakın. Şimdi bu bulaşıkları kim yıkayacak? Ben yıkayacağım ben. Buraları kim toplayacak? Ben toplayacağım. Buraları kim çalışma yazılarına getirecek? Ben getireceğim. Beyefendiler, hanımefendiler gelecekler. Her şey böyle pırıl pırıl tıkır tıkır işte oturup güya çalışacaklar. Bakın bunları kamuoyu bilsin artık. Gerçekten bilsin ya. Çekim altına alayım da ondan sonra yok hocam yıkamadınız, yok bilmem ne. Öyle iftiralar atılmasın. Güya bir de onu da çektik, onu da koymadılar. Gruplara ayrıldık. Dedik ki iki grup olacağız temizlik için. Bizim grup yaptı temizliği, ikinci grup hala yaptı. Ondan sonra dedik ki herkes kendi bulaşığını yıkasın. Yapıldı mı? Heh, görüyorsunuz. Evet, arabayı ustaya verdik. Gidiyor. Gönlümün sultanı gidiyor. Evet, lavabımızın neşesi geldi. Bugün tikin mi var hocam? Geçmeyi planlıyor musun hocam? Of course geçeceğim. Ya şu bu kalata... Bir tatlı yapılıyormuş. Şu kalata oradan odası niye kamuoyu beni sevmiyor? Evet. Hocamızın yeni tişörtü. Kimden hocam? Kız arkadaşımdan. Ay nasıl da, nasıl da itiraf ediyor kız arkadaş sevgilimden. Seviyor musun? Evet. Ne oldu, geçtin mi? Bravo! Tebrikler. O zaman alkış efekti koyuyoruz buraya ve evet. 28. kez tikinden geçen Hazal hocamızla karşı karşıyayız hocam. 28 tiklik bir tecrübenizi anlatır mısınız? Evet, yine bir yaş bulma zamanı. Yan tarafa koyalım hocam. Gel. Gel bakayım be. Evet hocam, tikini kutlamak için tost aldılar bana. Tost ayrıca patates. Ve yanında da kola. İşte bu. Yaşasın. Mutlu tikler. Teşekkürler. Hocam hoş geldiniz. Hemen güzel haberlerle seni karşılamak istiyorduk. Onun için toplanmıştık. Hocam hatırlıyor musunuz? Saatlerce, günlerce uğraştığım bir lisans TÜBİTAK projesi vardı. Red oldu. Red olmadı, kabul aldık. Tamam. Biliyorsun, kabul aldık. Sonra belgelerin 3 Haziran'da verilmesi gerekiyormuş ve öğrenci unutmuş belgeleri vermemiş. Gerçekten mi? Evet. Hocam? Aşk olsun ama. Ben evet. Daha anlamadım yani. Gerçekten hani çok da düzgün bir çocuk. Şimdiden bayağı laflar hazırlıyorum şu anda ama. Gerçekten yani olacak iş mi? Ya onca uğraştık, yapıldı. Bu aylarca bekliyorsun ve ondan sonra belgeleri göndermeyi unutuyor. Olacak iş değil. Hayır, bari onun postdoc projesine onu yazaydık. Tabii çok da değerli bir konuydu yani. Çok üzüldüm ben de. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Evet, bunu değerli yönetmenize teslim ediyorum. Yine inşallah şöyle açılarla falan çekmezsin biz hocam. Bilgiyi dağıtma. Hocanın bu ürün deliklerinin boyutu. Adam şu açıyla bizi çekti ya. Hocam biraz aşağıda değil mi? Çok iyi, çok iyi. Hocam aynen. Bir şiir yazar mısın keşke ile ilgili? Akustiz de yapalım hocam. Yap lütfen. Neyle ilgili? Keşke. Keşke. İşte keşke ile başlıyor zaten. Hani sağdan sonra. Soldan sağa da keşke. 5'e 5'lik matris aldım. Keşke 80'lerde şair olsaydım. Efseydi yalnız. Gürleseydi doğa. Şimşekler çaksaydı. Çaksaydı şimşekler. Şimşekler. Anladın mı? Şimşekler. Şurayı da anı olsun diye çekiyorum. Buraları görüyorsunuz ya, yeşillik. Tahminim bir yıl sonra buralar full bina olacak ne yazık ki. Ki burayı da bir çekmeyi düşünüyoruz aslında hani ileride koymak için. Şimdilik hani vlog içinde yer alır ama. Bakın şuraları görüyorsunuz, buralar yemyeşil. Şimdi ileride bir yere daha çekeceğim. Orası da tarlaydı. Tabii ki zenginlere yönelik yeni villalar yapılıyor. Bakın görüyor musunuz? Buraları da aynı şekilde değiştirecekler. Size de. Biz fakirlerde şu dar alanda yürümek kalacak. Genelde de onu yaptıktan sonra hemen şuraya kadar duvar çıkıyorlar. Şöyle duvar gelir. Burada yürürüz biz de mutlu mutlu. Siz hatırlarsınız belki ilk Amerika'dan döndüğümde bağış videolarını tam buranın önünde çekiyordum. Burası böyle yeşillik bir alandı. Şimdi gördüğünüz gibi yan yana 3-4 tane bina. Ya insan üzülüyor, ne yapacak? Bir de şey çok kötü. Şimdi diğer hatta da böyle. Diğer hatta görüyorsunuz belki çekimlerde gösterir yönetmenimiz. Hapishane gibi tam buraya kadar duvar örüyorlar bir de. Siz bu daracık alanda yürürken oralar bina. Zenginler otursun. Sonra bana kızıyorsunuz hocam zenginlere laf edince. Sürekli aynı şeyleri çekmem için sabah çekmedim ama gene aynı şeyleri çekmiş oluyorum. Çünkü hayatım hep aynı şeylerden ibaret. Ama bugün farklılık oldu. Aşımızı da yaptırdık. Sabah yürüyüş yaptım. Eylül'e canlandım. Aşımı yaptırdım bu sefer.
Hafif sol kolda bir üşme var ama bir sıkıntı yok gibi, gayet iyiyim. Şimdi laba gidiyoruz. Aşılı bir insan olarak birazcık onlara hava atayım. Bunun üzerinden onları aşağılayayım istiyorum. Günümü böyle geçirmek gibi bir planım var bakalım efendim. Aşı beni bayağı bir mayıştırdı. O yüzden bir uyumam gerekiyor şimdi toplantı falan öncesi. Bizim uyuma koltuğumuz. Şimdi tozunu alalım. Aa, toz yok be. Çok iyi. Vallahi hiç toz yok. Bak, bilgisayarında sürprizim var. Onu da boz, tamam mı hocam? Çok iyi, çok iyi, çok süper. Ne var? Heyecanlanmasın, ilginçti mi sanatçıların? Öyle hocam, dövmüyorlar, ne yapacağız? Ben de ses var. Ne? Ne? Hadi bakalım, çok heyecanlandım. Hadi kapattın. Olur da olur. Yemek mi yaptırdın? Kapattın ha. Ne yapacaksın? Kafamızı bir şey öldürecek mi o bizi? Açın hocam. Ne bu? Şey, yok be oğlum, Allah bunu saklan. Niye alıyorsun oğlum, saçmalama. Acaba benimki 128 GB'tı. Aşın var mı? Maskesi dolaşam. Aşın yok ama dolaş hadi, tamam. Hocam, aşın var mı? Yok. Aşın var mı? Yok. Aşınlandın mı canım kardeşim? Var. Seni sansürlüyorum. Aşın var mı canım? Yok. Tek aşısı olan benim burada. Ama yine de maskemi takıyorum. Neden? Çünkü sağlık önemli. Önlemler almalıyız. Teşekkürler. Hocam bu konuda bile bomba yapıyoruz. Evet, yine bir iyilik şov. Başla gibi ha. Yer misin? Evet, şimdi yönetmenimizle iş planlaması noktasında geri bildirim alacağız. Çünkü çok güzel iş planlaması, zaman planlaması yapar. Hocam. Evet hocam. Bugün ilk laboratuvara geldiğinizde kaçta çıkmayı planlıyordunuz? En geç 4. Şu an saat kaç hocam? 7.30. Peki bunun her seferinde böyle olmasıyla ilgili bir teoriniz var mıdır acaba? Hocam, geleceğe dair plan yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca yaptığımda da çok pişmanlık duydum bu zamana kadar. Ama hatta, gene yapıyorsunuz hatta, hocam. Hatta buraya başladıktan sonra buna kesinlikle emin oldum yani. Laboratuvarda çalışmak, bu işler yapmak anlamsız. Evet, Bilge hocamız planını yaptı. 7.47. 1'de çıkacağını planlamıştı. Sağa sola 1.5 için plan için söz vermişti. Ama her zamanki gibi ancak 8'de gidiyor. Ve işte bir İBF'ci. İBF'cimdir bak, sanat yapan. İBF yapan. Sanat yapan. İBF yapan. Motorla gider İBF yapan. İBF yapanların farkı. Evet, saat 8 oldu ve bir günü daha tamamladık. Daha doğrusu labdaki gün tamamladık. Çünkü yarın Nihan hocamızın postdoc başvurusunun son günü. Onun bir projesi vardı, onu okuyacağız. Oh, kolum ağrıyor bu arada. Ha, bak aşı yaptırdık da. Bugün aşı yaptırmıştım, vallahi ağrıyormuş biraz. Onu yapacağız. Bir de şimdi Cemberk hocamızın yaptığı kitap bölümünün son bir sayfasını okuyamadım bugün. Yetişmedi bir türlü. Bir de onu okuyacağım. İkisini okuyacağız da gün bitecek. Yani 9 gibi bütün işleri bitirmiş olurum diye tahmin ediyorum. Şimdi labdan ayrılıyoruz.